Sümer. Ben geldim, ben Kuzey. Oğlum aç kapıyı lan. Lan bir şey yapmayacağım, aç kapıyı, bir şey yapmayacağım. Bana bak. Senin mühendisin. Oğlum bana bak lan. Lan oğlum bir şey yapmayacağım sana. Ben seninle adam gibi... Açık bulunca şüphelendim yani, bu işin içinde bir şeyler var dedim. Bir tuzak kurmuş belli. Bilinçli yapmış yani biz tuzağa düşelim diye. Buz gibiydi işte ya. Yerdeki kanlar da kurumuştu. Oraya gelen memur arkadaşlar dediler yani. Olay saatler önce işlenmiş. Dur bakalım daha. Adli tıp raporu gelmedi. Öyleydi ya. Ya siz ne diyorsunuz ya, benim yapmama imkan ihtimal yok ki. Ben gittiğimde öyle buldum diyorum size. Sabah gördüğün insanın Kuzey Tekinoğlu olduğundan emin misin? Eminim komiserim. Konuştuk. Hatta böyle yüz yüze konuştuk. Rahmetli Sümer Bey'in kapısının önünde. Bana gördün mü Sümer Bey'i? Burada mı? Yurt dışına mı çıktı falan dedi. Çok sinirli görünüyordu. Belki de öldürdükten sonra çıkarken beni görünce öyle söylemesi gerektiğini düşündü. Zaten çok şüphelenmiştim ben halinden. Hiç iletişimim yoktu Sümer Tezkan'la. Hatta mesajı görünce de şaşırdım. Kuzey mesajı görünce telefonu elimden kaptı. Aradı Sümer Tezkan'ı. Sümer Tezkan açmayınca da benim de ayağım böyle diye fırladı gitti evden. Ben de engel olmaya çalıştım ama başaramadım, gitti. Maktulün silahı da cep telefonunda bulunamadı. Kuzey Tekinoğlu sabahta orada olduğuna göre silahı yok etmek için fazlasıyla zamanı oldu. Maktulün cep telefonu ondaydı. Büyük bir ihtimalle kendisi annesiyle kardeşinin yanında göstermelik olarak gizlice çekti o mesajı. Onları tanık yapabilmek için de böyle bir numara yaptı. Arkadaşlar buna kafa yormayın şimdi. Zaten GSM operatöründen gelen sinyallerle öğreneceğiz ne zaman, nerede, nasıl mesajlaşmışlar. Kuzey adam öldürmez. Yani öldüremez, beceremez öyle şeyleri. Ben o adamı tanıyorum ya. Yani gidecek, birini vuracak, hesaplar, kitaplar yapacak. Sonra mesajlar çekecek falan, bunları beceremez o. Hem akşam ben onunla beraberdim zaten. Yemek yedik beraber. Yani öyle bir şey olsa mutlaka renk verirdi. Ben anlardım onun halinden, tavrından. Onun aklı başka yerde. Başka yerde onun kafası. Akşam yemek de yediniz madem. Sabah Sümer Tezkan'ın evine gittiğinizde niye söylemedi peki? Cemre, dolanıp durma yavrum. Gel otur şuraya. Şu hale bak ya. Elim ayağım hala zangır zangır. Görüyor musun? Haber alınca öyle bir fırladı ki masadan. Ben şaşırdım kaldım. Hay Allah ya. Olacak şey değil.
oldu? İfademi imzaladım, çıktım. Allah'tan Güney'e hemen şeyi arattırdım arkasından, o komiseri. Handan teyzeciğim, gelin siz oturun şöyle. Sağ ol. Güney'i aramasa komiseri, yani Allah korusun başı belaya girecekti. Kuzey'in başı zaten belada. Gene gitmiş bu sabah oraya. Ne? Başı beladan kurtulmuyor ki. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Ya şimdi biz kimi bulacağız da kimi inandıracağız, kimi anlatacağız derdimizi ya? Ya oraya gittiyse gitti, ne gibi bir sebebi olabilir Sümer'i öldürmek için Kuzey'in ya? İnsan önce bunu düşünür. Niye yapsın böyle bir şeyi? Oralara girme istersen. Geçen sene Ali ile birlikte dövmüşler adamı. Arabasını parçalamışlar, evini basmışlar. Daha bir sürü olay olmuş. Peki şimdi kimse diyemez ki neden yoktu diye. Eski husumet diyecekler işte, bak görüyor musun? Bir de tabii Sümer'in Sımay'la olan durumu var. Hepsi Kuzey'in aleyhine işte. Kızım sus. Durduk yere ortalığı karıştırma. Yani Allah korusun, yerin kulağı var. Felaket tellallı Allah canım olsun. Bunların hepsini polis biliyor zaten. Zeynep yeter. Ne ilgisi var şimdi Sımay'la? Ha? Sımay mı kaldı Kuzey'in hayatında? Güney de çıkamadı bir türlü. Evet, karısının Sümer Tezkan'la ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine bir takım olaylar da oldu. Ama yani uzun zaman sonra şimdi bunun gündeme geldiğini düşünmüyorum. Yani aralarında böyle bir dava olduğuna da inanmıyorum artık. Geçen sene adamı darp etmiş. Davacı olmuş, senden sonra şikayetini geri almış. Eşimle beraber olmuş. Sen ne diyorsun ya Memur Bey? Sen ne diyorsun ya? Onun üzerinden binlerce yıl geçti, onun üzerinden altından milyonca şey geçti. Sen ne konuşuyorsun hala Memur Bey? Şşş, sakin ol bakalım. Ya beni ilgilendirmiyor kardeşim. Sımay da Sümer de ne sevmiş. Bel alakadan bir mevzu değil. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Benlik bir mevzu yok burada. Sinirlerine hakim ol bakalım. Hep böyle kontrolsüz müsün ha? Hep parlar mısın böyle? Kendini tutamaz mısın? Düğmesinin diğer teki burada yok. Maktule ait değil. Evet. Gömleklerin üzerinde de yok. Ya daha önceden gelen biri düşürdü ya da inşallah katille boğuşma sırasında çıktı fırladı sehpanın altına. O zaman bir erkek arıyoruz. Şimdilik öyle görünüyor. Ben size gözünüzü üzerinden ayırmayın diyorum. Siz bana kapıdan çıktıktan sonra haber veriyorsunuz. Özür dilerim efendim. Köşke gidiyor zannettik. Ama arabasını aldı çıktı. Kendi kullanıyor. Şoförü Şahin'i de istemedi. İyi tamam. Allah kahretsin. Geciktiği için özür diliyor, yoldaymış. Ama benim gitmem lazım. Evde küçük bir parti vardı, annemlerin evlilik yıl dönümü. Hiç üzülme, Barış'ın geleceği falan yok zaten. Annemi parmağında oynatıp duruyor. Annem de hala alet oluyor ona. Hoşça kalın Ebru Hanım. Bu gece bir araya gelmenizi ben istedim, evet. Ama inan ki senden özür dilemek için bir fırsat yaratmamı o istemişti. Artık Barış için yalanlar söyleme anne, yeter. Hiç üzmeyin kendinizi Ebru Hanım. Barış'ın buraya gelmesi, özür dilemesi zaten hayatımıza hiçbir şey değiştirmeyecek. O da bunu biliyor. O kendine düşman şimdi. İyi bir takım üyesi olmadığını kabul ediyor ama... Aması falan yok. Bencil, küstah biri işte. Sadece kendini düşündü. Aptalın teki. Banucuğum. Kendi sonunu kendi hazırladı. Neyse ne. Çok pişman ve çaresiz olduğunu bil lütfen. Bunu yerine ben söylemiş olayım. Barış pişman falan değil. Sadece çaresiz ve panik. Senin için bile çaba göstermiyor anne. Sen de artık ondan ümit kessen iyi olur. Cezası neyse çekecek. Hadi gel. Sabah kapısına dayanmış.
Bir de telefonla tehdit etmiş, mesaj göndermiş. Allah'ım yarabbim, aptal herif ya. Hayır, paçasını nasıl toplayacak merak ediyorum. Bilmiyorum ki. Allah korusun de. İnfazı yanacak anne işte, belli oldu. Geri zekalı. Onunla hayat geçirmek isteyene Allah akıl fikir versin artık. Şşş, bana bak. Öyle baba. Ömrü emniyet koridorlarında geçecek, belli oldu. Allah sana akıl fikir versin Asıl. Sana akıl fikir versin. Burada bile kardeşinle uğraşmaktan vazgeçmiyorsun. Cemre, Cemre. Ne muhatap oluyorsun ya? Geçin. Yalan mı söylüyorum? Sen de dua ediyorsundur. Çok şükür Allah beni kurtardı diye. Bana bak. Tansiyonu yükseltme, alırım şimdi ayağımın altına. Sağ ol. Ne olursun dur. Biz gidelim hadi oğlum. Tamam anne, tamam buradayım. Dur. Resmen beddua ediyor ya. Ya herkesin sinirleri gergin şimdi, sen takma. Baba hadi biz de gidelim. Oğlum. Ya yok bir şey yok, panik yapmayın. Ben bir tuvalete gidiyorum. Sen niye burada tutuyorsun? Ya panik yapmayın dedim size. Ben buraya adalete yardımcı olmaya geldim. İfademi verip çıkacağım. Fazla kalmayacağım yani. Merak etmeyin, tamam mı? Bırakacaklar değil mi? Adaleti aydınlatacakmış. Sen ne geviş getiriyorsun lan oradan? Onun bacağı ağrıyordu yavrum. O yüzden onu söylüyor. Yunus. Hadi toparla hepsini götür. Baş üstüne bunu. Hadi. Bak sakın bana ben demiştin deme. Bir şey demeyeceğim zaten. E tamam o zaman ne? Ben gitmeyeceğim, ben burada kalacağım. Öyle bir şey yok. Kuzey, sabaha kadar ağlayıp duracağım eve gidince, uyuyamayacağım zaten. En azından burada anında haber alıyorum sana. Demet, al Cemre'yi de git buradan. Hadi eve git kızım. Cemre. Benim dediğimi dinle. İşi bitince birlikte döneriz. İyi, sen bilirsin. Hadi kardeşim, işini bitir de. Odada millet seni bekliyor. Kusura bakmayın, tamam. Tamam, ben de kalıyorum burada. Merak etmeyin siz, hadi gidin. Hadi. İyi Zeynep'ciğim iyi geceler. Yunus çok teşekkür ederim sana da. Bir şey değil abacığım, hiç yanılsın o. Bugünler gelip geçecek inşallah. Ay ay ay, hiç endişeydiniz valla. Ne olur mu canım? Güzel bir yemekti Hüseyin Bey, çok teşekkür ederim. Böyle yarım kalması iyi olmadı ama. Benim için belirsiz bir durum açıklığa kavuştu. Böylesi daha iyi oldu. Keşke olmasaydı ama neyse. Ama dostluğumuz baki. Tabii. İyi geceler. İyi geceler Gülten.
bu gecenin anlam ve önemini niye söylemedin? Cemre'den öğrendim. Artık söyleyecek bir durum kalmadı. O yüzden önceden söylemedim. Bir şey kalmadığına sevindim. İsabet olmuş. Hayırdır inşallah. Ömer Bey. İyi geceler. Uyandırmadım umarım. Hayır hayır, yatmamıştım daha. Yemek uzun sürdü belli ki. Evet, çok uzun sürdü. Hüseyin Bey sağ olsun, çok sever konuşmayı. Ben de onu çok severim. Yani dost olarak dedim de. Neyse, buyurun, hayırdır? Bizim ekipten bir telefon aldım da yarın, aslında artık bugün oldu, birkaç saat sonra Oya'yla yola çıkacağız. Aa, evet. Öyle mi? Size bir hoşça kal demeden gitmek istemedim buradan. Çok incesiniz. İşte zaten ne oluyorsa bu yüzden oluyor. Efendim? Yani sizi özleyeceğiz diyorum. Sizi, karavanınızı, nişanlınızı, hanımefendiydi. Sağ olun. Bu arada evle ilgili, yani evi tutmakla ilgili bir gelişme olursa... Yok yok, hayır hayır. Ben vazgeçtim ondan yani. Çok teşekkür ederim. Kim tuttuysa güle güle otursun. Çok sağ olun. O zaman ancak Eylül'de görüşebileceğiz tekrar sizinle. Ben Eylül'e kadar çoktan taşınmış olacağım burada. Size telefonumu vereyim. Güney'e inerseniz, hani bizim kazı yaptığımız yerlerin yakınlarına falan gelirseniz ben gelir alırım sizi. Karavanla mı? Evet, çok memnun olurum. İnşallah. Mutlaka bekliyorum. Geldiniz gidiyorsunuz ha? İş beklemez tabii. Öyle. Yani karavanın dışında da bir hayatınız var herhalde. Yani asıl olan o, değil mi? Bu arada bana gösterdiğiniz arkadaşlık için, karavanıma gösterdiğiniz sabır için çok teşekkür ederim Gülten Hanım. Ben de size çok teşekkür ederim Ömer Bey. Siz benim üstümdeki ölü toprağını attınız. İş, güç, hayat gayesi derken aslında içimdeki üstü toz toprak kaplamış duyguları, düşünceleri hatırladım ben sizin sayenizde. Yani sizin o bir eli kapıda halinizi görünce. İyi şeylerdir umarım. Tabii öyle. Yani hayat sürprizlerle dolu. Ne ilginç yani. Bir sabah uyanıyorsunuz. Kapınızın önünde bir karavan. İçinde bir adam. Ta nerelerden gelmiş. Yanında da kendi hikayesini getirmiş. Zot adına karşınıza çıkıyor. Onun hikayesi ayrı, sizinki ayrı. Yani ilginç yani. Hayatın güzelliği de burada değil mi zaten? Ben sizi tanıdığıma çok mutlu oldum Ömer Bey. Ben de öyle. Belki bir gün yine kesişir yolumuz. Ben size kartımı vereyim de. Kısmet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. Anne, şu kuzeyin şarj aletini versene bir. Tamam, ağlama işte. Şuraya takayım. Of Allah'ım of! Nedir bu başımıza gelenler? Derdi bitmiyor hiç. Her bela bu çocuğu buluyor. Çünkü o çağırıyor derdi de belayı da. Deme öyle, deme. Sokmasın anne burnunu her şeye.
Seni kurtardı bir yerde. O mesaj sana geldi. O gitmeseydi sen yolacaktın onun yerinde. Ama gitmedim işte. Aptal mıyım ben onun gibi? Gidiyor salak salak. Dün sabah da benim yüzümden mi gitti? Tamam tamam. Sus. Bir söyle, bir işit. Dün sabah ne oldu bilmiyoruz ki. Belki de adam o yüzden konuşmak istedi benimle. Kimi arıyorsun sen bu saatte? Simay'ı arıyorum anne, Simay'ı. Geçti mi merak? Ara ara. Ara, ver haberi. Zil takıp oynasın. 4 yaş olsun zevkten. Bırak o telefonu da yat uyu hadi. Bacağını da zorlama artık. Benim yarın sabah o eve uğramam gerekiyor. Kına da götür. Evi de açmıyor Allah'ım ya Rabbim. Pireler uçuyordur onun bu saatte. Senin telefonunu nereden duysun? Ha? Ya hem haber verip ne yapacaksın? Sabah gideceksin nasıl olsa. Ne diye arıyorsun ki? Anne tamam ya, of. Bana bak, yetiştirdin mi yoksa ha? Haberi oldu mu yoksa? Güney. İnşallah Kuzey sabah kadar çıkar içeriden de o da sevinemez bu duruma. Allah'ım ya Rabbim, sana yalvarıyorum. Ne olursun düşmanlarımızı bize güldürme. Anne telefon çalıyor, senin telefonun galiba. Bak. Allah Allah. Aa, babanın telefonu. Tuvalete giderken bana vermişti. Tamam, Aynur Hanım'dır, ver sen bana. Ver. Yok yok. Yok. Anne. Alo. Yanlış mı aradım? Yok yok Aynur Hanım, doğru aradınız. Ben Handan. Sami şu anda yanımda değil. Ha. Öyle mi? Evet. Telefonum sende dursun diye bana vermişti de. Buyurun, ne söyleyecektiniz? Ben Kuzey'i merak ettim. Onu soracaktım. Ya yazık. Sizi aramadı mı? Ya onca hingamenin arasında aklına gelmemişsinizdir. Eğer oradaysa rica edebilir miyim lütfen? Aa, yok yok. Biz Güney'le geldik şimdi eve. O Kuzey'in yanında kaldı. Beni daha fazla üzülmeyeyim, yorulmayayım diye eve yolladı. Yani perişan olduk vallahi ailecek. Evet, hepimiz çok üzüldük. Yani bir de bizi düşünün anne baba olarak. Yani Sami şimdi oğlunu yalnız bırakmak istemiyor. Merak edilecek bir şey yok. Peki, geçmiş olsun. Sağ olun. Ben sabah gideceğim yanına Sami'nin, söylerim aradığınızı. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Eski kocanla yeni karısından nispet mi yapıyorsun? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne dedim ki ben? Yani var ya şu Sami Bey de kıymete bindi ya, pes diyorum, pes. Anne!
hanımefendiyle amcayı böyle alalım. Dışarıda beklemesinler. Eyvallah, sağ olursun. Gel. Ben iyiyim ya, bir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Sabaha kadar tutacaklarmış seni burada, öyle dediler. Ben gideyim eve bir bakayım. Sabah Şeref de burada zaten. Tamam. Yani korkacak bir şey yok. Bırakacaklar seni. Merak etme. Yani öyle herkes teyakkuzda zaten. Delil melil topluyorlar. Yani herkes koşturuyor. Zaten kimsenin seni suçladığı falan yok. İçini ferah tut. Yani, tedbiren tutuyorlar seni burada. Ve bir de usul böyle. Tamam mı? İnşallah öyledir. Öyle tabii. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Sen de. Merak etme, bundan da yırtacağız. Bitecek bu uğursuzluk. Sonuçta ne kadar sürecek ki? Fazla uzun sürmez. Bitecek yani elbet. İnşallah. Belli ki biri Güney'i oraya çekmek için bir tuzak kurmuş yani, çok net. Katil kimse. İhaleyi Güney'in üstüne yakmaya çalıştık. Ben gittim oraya. İşte piyango bana vurdu. Cinayet aleti de ortada yok. Ya telefon melefon falan da yoktu ki. Ben gittiğim Zert diye Şeref komiser benim arkamdan geldi. Ya benim oradan zaten kapırtacak herhangi bir şey yani. Sen dün sabah oraya gittiğin için şüphe çektin. Başladık mı şimdi yani yine? Gittin, gitmeseydin de, öyle yapmasaydın da, şunu yapmasaydın da, evinde otursaydın da, bunlara mı başladık yine? Başlamadım, tamam, ne diyeceğim artık demiyorum bir şey. Olan oldu diyorsun yani. Tamam, sen de haklısın. Sen de haklısın. Tamam, namıyla baktık, tamam. Onlar seni pisliklerinin içine çekti. Sümer çok mu masum bir adam? Ferhat'la bir yığın iş yaptı, kara para atladı. Üçkağıtçının teki o da. Üçkağıtçının tekiydi. Artık paylaşılmayan para ne kadar büyükse canına mal oldu. Ulan şu Barış Şerefsiz'in bile Sümer öldürmek için benden daha çok sebebi var. Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Adamın zorla ağzını bozduruyorlar, zorla küfür ettiriyorlar ha. Ya evet, doğru. Barış'ın bile Sümer'i öldürmek için senden daha çok sebebi var. Barış her şeyini o adam yüzünden kaybetti. Senin yok ama. Ah, hay ağzını öpeyim senin ben be. Hadi öp. Canını seveyim senin ben. Sana söz veriyorum, bütün bu günleri unutturacağım sana. Biliyorum. Yalan değil. Az kaldı. Sen bu saate kadar uyumadın mı hala? Seni bekliyordum. Çünkü insan yerine koyup bir haber vermedin. Ben de öldüm meraktan. Bu saatten sonra sana laf yetiştiremeyeceğim Aynur, kusura bakma. Öldüm yorgunluktan. Ah. Kuzey'i bırakmadılar mı? Hayır. Aç mısın? Çay falan? Hiçbir şey yiyecek halim yok. Handan Hanım'da kalmış telefonu. Evet. Ama dönerken uğrayıp aldım. Aa, eve gelmeden bir de oraya uğradın demek. Ne oluyor Aynur ya? Niye azarlar gibi konuşuyorsun kapıdan girdiğimden beri? Hiçbir şey anlamadım yani. Ya Sami, meraktan öldüm. Bak, Gülter Hanım'ı aradım, eve dönmüş. Cemre'yi arıyorum, telefonu kapalı.
emniyete gideyim dedim. Sonra otur oturduğun yerde Aynur dedim. Şimdi seni orada rezil eder oturdum. Ben de merak ettim seni Sami ya, olamaz mı? Ben herhangi bir miyim? Niye bir telefon açıp haber vermiyorsun? Ben senin karın değil miyim? Niye en son her şeyi ben öğreniyorum? Tövbe estağfurullah. Bak ben bağırınca sonra bağırdı oluyorum Aynur. Ya bir telefon et istiyorum, bir telefon. Ya oğlan cinayet suçuyla hapse girecek diyorum ya. Anlamıyor musun? Benim beynim çatlıyor. Aklım gitmiş başımdan. O saatte seni düşünemedim Aynur, kusura bakma. Düşünemedim. Handan Hanım'ı düşünmüşsün ama. Üzülme, yorulma diye yollamışsın onu eve. Benim başıma Handan Hanım kadar koca bir moloz düşsün de ben de altında kalıp gebereyim eve. Sen de meraktan kurtul, o da seninle uğraşmaktan kurtulsun. Ben de hepinizden kurtulayım. Yeter be, yeter lan yeter. Yoruldum ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Tövbe estağfurullah. Emre. Hı. Hadi kalk. Hadi kalk yavrum, kalk git buralarda sefil oldun, kalk. Gitmeyeceğim Kuzey. Cemre bak, üzme beni. Uzatma sen de, o zaman kalacağım dedim. Hem çirkinsin hem inatçısın, nasıl olacak bu işler ya? Allah'ıma bir şükür. Ulan hiç zaman geçmiyor burada be. Hiç zaman geçmiyor. Hastanenin, karakolların, cezaevlerinin saatleri ne kadar ağır çalışıyor ya. Sürekli saatte gözüm, sürekli. Hadi gidelim istiyorsan. Ne oldu? Hadi kalk gidelim. Nereye istiyorsan gidelim. Hayalimizde canım. Başka bir yerde olduğumuzu hayal edelim şimdi. Neredeyiz hayalimizde? Böyle arkası orman, önü kumsal bir evin verandasında mesela. Sarılacak bir ağaç bile olsa yeter. Evet. Tek bir ağaç. Samsun'da mıyız? Neredeyiz? Başka bir yer burası. Yani tatilde falan mıyız? Evlenmişiz böyle. Evimiz orası bizim. İstanbul'dan uzakta bir sahil kasabasındayız. Sessiz, sakin. Her taraf çiçek kokuyor. Oh, mis gibi. İnsan burada yaşlanmaz be. Gün batımını seyrediyoruz. Ben senin dizine uzanmışım. Çocuğumuz orada oynuyor. Ali. Oğlum üstüne su sıçratma. Üşüteceksin. Ali kardeşini de al gel, hadi yemek yiyeceğiz birazdan. Hadi iyi, kardeşi de mi var? Evet, kız. İsmini düşünmedim daha ama bir kızımız da var. Bir tane de karnımda. Yok deve. Aşk olsun. Ben halimden çok memnunum. Senin işlerin de çok iyi. Makara dünya çapında mı olmuş? Sen ne diyorsun? So, am I speaking English? Of course. No way, you gotta be kidding. Really? Do you understand what am I talking about right now? German, English, Italian and French. Yok deve. O ne demek lan? Kafayı bir taksan yemin ederim yapsın, biliyor musun? E peki biz burada fan ping pong konuşurken çocukların ne olacak? Bak ben sana açık konuşuyorum. Yani bizim çocuklarımız öyle bakıcı makıcı falan kimseye emanet etmek yok. Kayıtsız şartsız ne olursa olsun o çocuklar bizimle beraber kalacak, duydun mu? Kesinlikle. Aslanım benim be, seni çok seviyorum ben, biliyor musun? Hepsini o kadar çok seviyorum ki. Hiçbirini ayırt etmeden, büyük, küçük, ortanca demeden, hepsi benim. Biliyor musun, onlara hiç bağırmayacağım.
Sesimi bile yükseltmeyeceğim. Benden korkmasınlar. Beni sevsinler çok. Sana bayılacaklar Kuzey. Kahramanlar olacaksın onlar. Biliyor musun, canları hiç yanmasın. Bütün dileğim o. Hiç birbirlerinden ayrılmasınlar. Değil mi kızım? Hı? Kardeş kardeşe hep birbirlerinin yanında dursunlar. Hiç özlemesinler birbirlerini. Hep birbirlerinin yanında dursunlar. Onu çok istiyorum. Kardeş olmaktan hiç vazgeçmesinler. Ben bu hayali istiyorum Kuzey. Ben de çirkin. Ben de istiyorum. Bu çocuk mu katil? Mümkün değil. Bence de. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Buradan çıkınca hemen evlenelim. Hiç 26 Haziran'ı beklemeyelim. O derece yani ha? Ben o hayali bir an önce yaşamak istiyorum. Var mı bir şey? Problem yok amirim, konuşuyorlar. Kuzey'in elinde herhangi bir barut izi yok. Evin içinde de ona ait bir iz bulunamadı. Bir tek kapının dışında var, kapıyı çalarken. Zaten onu da kendi anlattı. Durum Kuzey'in ifadesiyle örtüşüyor o zaman. İşte ne güzel. Peki arama kayıtlarına bakacağız demiştiniz. Baktınız mı? Bakıldı, bakıldı. Sümer'le yaptığı mesajlaşmalar da kontrol edildi. Şimdilik aleyhine bir şey yok. Tamam, bıraksanız o zaman çocuğu işte. Niye tutuyorsunuz ki burada? Canım, ona biz karar veremiyoruz ki. Savcı karar verecek. Birazdan adliyeye götürecekler zaten. İyi, biz de gideriz. Ya hangi odadalar? Ben bir gitsem görsem olmaz mı? Hayatım olmaz. Ben çağırayım Cemre'yi. Sen onunla konuşursun, olur mu? Cemre. Cemre. Efendim Güney. Simay evde yok, gitmiş. Gitmiş mi? Evet, bütün gece aradım telefondan, ulaşamadım. Uyuyor zannettim. Şimdi eve geldim, yok. Nerede ki bu? Vallahi ben bilmiyorum. Peki seni aradı mı? Hiçbir şey söyledi mi? Beni arasaydı senin haberin olurdu herhalde. Eşyalarını da almamış. Sadece telefonunu almış. Ne oldu? Nereye gittik? Özgürlüğüne kanat falan mı açtı? Vallahi Güney, bunları düşünecek durumda değilim şu an. Bilmiyorum. Neyse tamam, ben haber vereyim dedim. İyi tamam, sağ ol. Kuzey'le ilgili bir gelişme var mı? Vallahi bekliyoruz biz de. Tamam, ben zaten geleceğim oraya. Görüşürüz. Görüşürüz. Gece Can gittikten sonra geldim ben buraya. Kaçtığından şüphelendim. Her şey yerli yerindeydi. Demek ki biz uyurken tekrar gelip gitti. Demek ki dün gece hayal görmemişim. Odama giren Barış'mış. Efendim? Dün gece biri odama girdi. Biraz dolaştı, çıktı.
Ben yataktan kalkmadım, korktum. Yine hayal görüyorum zannettim ama meğer Barış'mış. Uyku ilaçlarımı almış. Sabah imzasını vermiş. İntihar edecek adam gidip imza verir mi anne? Parasını da almaz yanına. Barış besbelli kaçmış işte. Sinsi. Bizi oyalamaya çalışıyor. Giderken bile acı çektirmek istiyor sana. Polise haber verin o zaman, oyununu bozalım. Ha. Sen biricik oğluna böyle bir şey hayatta yapmazsın ki anne. Of. Hadi Cemre. Sen Demet'i al da gidin artık. Memur Bey'i de daha fazla oyalamayalım. Hayır, ben savcılığa da geleceğim. Cemre, bırak insanlar işlerini yapsınlar. Ben zaten ifademi verip geleceğim. Öyle bir şey yapmayacağım yani, anladın mı? Fazla da kalmayacağım orada. Yani bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Tamam. Ben sana haber veririm kızım, tamam? İyi, tamam. Hadi Hüseyin. Suçsuz olduğumu ispatlanacak da yani. Öyle fazla da kalmayacağım yani. Tamam, hadi. Sen geliyorsun değil mi benimle? Yok. Ben buradayım. İşlerim var orada. Hadi hayırlı haberlerle dön inşallah. Sami amca, telefonunuzu bekliyorum. Tamam, tamam, arayacağım. Hadi. Şeref komiserim, bakar mısınız? Gel Şeref. Sana bir şey göstereceğim. Ölen şahsın evinde karabinin altında bulduk. Şahsa ait olmadığını tespit ettik. Katile mi ait diyorsunuz? Onun ya da daha önce eve gelmiş bir arkadaşın falan olabilir diye düşündük. Laboratuvara yolladık. Kol düğmesinin üstünde maktulün parmak iziyle kanı var. Olay sırasında boğuşurlarken falan düşmüş olabilir yani. Olabilir. Bitmedi. Yalıcıyı kapatsana. İçerisine bak, sağ tarafta. Küçük bir simge var. Gördün mü? Büyük S ve küçük S gibi bu. Evet. Tanıdık geldi mi? İnşallah özel bir koleksiyona aittir. Bir aratalım bakalım. Sinan Er grubun amblemi. Bence Barış Akman hemen buraya getirirsin. Günlerdir bu eve sokmadılar. Şimdi de alelacele temizletiyorlar. Barış Bey gitti dedi güvenlik Mehmet.
Bunlar bir şey karıştırıyor, ben sana söyleyeyim. Esas önemlisi Ebru Hanım o külleri niye saklıyor? Aman biz de bunlara kafayı yoralım derken onlar gibi tırlatmayalım da. Hayırdır inşallah? Zaten gözüyle görmemiş ki evden çıkarken. Kapıcı merdivenlerde karşılaştık diyor. O yüzden Kuzey'in üstüne çok gidemiyorlar. Yavrum Kuzey de inkar etmiyor ki zaten gittiğini. Öyle değil mi yavrum? 20 lira yenge. Buyurun. Tabii canım, ta oraya kadar gitti diye suçlamak olur mu? Yine bekleriz. Kuzey oraya gittiğinde evde biri varmış zaten. Ya mesajında da demiş işte perdenin arkasında olduğunu biliyorum falan. Yani belki de katil Kuzey'den hemen sonra geldi. Aman sahiden. Ya da içerideki katil de Sümer değildi, ne biliyoruz yani. Ay Allah muhafaza, iyi ki orada karşılaşmadı bunlar. Ama o mesaj Kuzey'e değil Güney'e gelmişti zaten. Mutlaka Güney'i tanıyan birisi o. Kuzey de öyle söylüyor. Biri Güney'e tuzak kurmak istedi ama ben gittim diyor. Bugün kimsenin çalışası yok anlaşılan. Merak etme Andan teyze, çıkacak bak bulacaklar kim olduğunu katil. Evlatlarımla kim uğraşıyorsa Allah'ından bulsun inşallah. Ayaklarına dolaşsın. Cezalarını versin inşallah. Nasıl üzüldüm bir bilsen. Ya dünden beri var ya böyle başıma ağrının biri giriyor biri çıkıyor. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Vay Cihan hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam kızım, ben seni meşgul etmeyeyim, hadi git dinlen. Tamam, ben uğrarım sonra. Cihan, hadi sen git elini yüzünü yıka, bir şeyler ye. Tamam. Tamam benim güzel gelinim, tamam. Vallahi söz, geleceğim. Tamam. Hadi çok öpüyorum ben seni, dinlen iyice. İnşallah Kuzey'i de çıkar akşama kadar ailecek hep beraber oluruz. Tamam, ama haber alan diğerini arasın, tamam mı? Tamam, görüşürüz Alman teyze. Tamam, hadi hoşça kal. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Cemre ile konuşuyordum ben de. Eve geçmiş, dinleniyor. Kuzey'de savcılıkta. Biliyorum, Sami arayıp haber verdi bana. Ben de bir uğrayayım dedim. Dükkanı boş bırakmayayım. Bu ortalık karışık. İyi ki de gelmişim vallahi, çocuklar bak. İki ayakları bir pabuçta. Dükkanı boş bırakmadım ben. Sabahtan beri buradaydım. Cihan'ın okulunda bir toplantı vardı. Bir yarım saatliğine gittim. Valla iki saattir buradayım ben. Ya teşekkür ederiz ama isterseniz daha fazla yormayalım sizi. Ha, vaktinizi almayalım daha fazla. Bizim yüzümüzden, işinizden, gücünüzden olmayın. Oğlum hadi benden bu kadar. Kolay gelsin size. Sağ ol yenge. Ha, Sami gelince ne olur sakın sorularınızla boğmayın adamı. Allah korusun tansiyonu var, ne olur ne olmaz. Asabi biliyorsun. Bir de şey, dolabın üstündeki ilaçlar duruyor yerinde değil mi? Aman yavrum gene de sen bir kontrol et. Eğer bittiyse falan bir koşu eczaneye git de yerine koy, bulunsun. Tamam yenge, merak etme sen. Bakarım birazdan. Hadi ben uğrarım gene. Hadi kolay gelsin. Sağ ol yenge.
Baba. Ne oldu, niye erken geldin? Yorgunum biraz. Dükkanda da pek işi yoktu. Ben de eve gelip dinleneyim dedim. İyi yapmışsın da. Sen Gülten'in depremini pek atlatamadın galiba. Yani enkaz gibi geziyorsun ortalıkta. Konuşmak ister misin? Niye? Benle dalga geçesin diye mi? Benle alay edesin diye mi? Gülten Hanım'dan artık uzak dur diye beni azarlayasın diye mi? Hayır, konuşmak istemiyorum Zeynep. Yapma baba. Ya beni söyleme Allah aşkına. Ya ben sen üzülüyorsun diye kızıyorum. Senin üzülmene dayanamıyorum. Lütfen. Bugünlük beni elleme olur mu Zeynep? Bir günlük de olsa katlanıver şu suratıma. Ne dersen de. Canım sıkın işte. Bir günlük ama daha uzun sürmesin. Şunu alayım da atayım makineye. Anne bırak, ben yaparım uyanınca. Ay tatlım benim, sen uyu. Ben hallederim. Bir tanem. Uyandığımda Kuzey burada olsun, tamam mı? Tamam olsun. İnşallah. Canımın içi, yavrusu. Demek savcılığa götürdüler. Ya babamın da telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Siz bilgi verseniz. Evet, biraz önce sevk edildi. Şeref komiser burada mı? O burada ama meşgul şu anda. Anladım. Peki hangi adliye bari, onu söyleseniz? Gerekli bilgi yok. Teşekkürler. Bu işin de altında sen varsın değil mi? Ya bıkmadın mı bizle uğraşmaktan? Bıkmadın mı benimle uğraşmaktan? Banu. Yaklaşma. Sakın yaklaşma bana. Tamam Banu, sakin ol, ben buradayım. Yaklaşma bana. Banu, ne yaptım ben sana? Yaklaşma. Tamam. Beni öldürmek istiyor. Beni öldürmek istiyor. Lütfen zarar verecek bana. Sakin. Söyledim size kızım gelmesi diye. Bak, hadi git. Odada bekleyin. Lütfen. Bana zarar veremeyeceksin. Ne söyledin polislere? Ne komplo kurdun da Barış'a onu arıyorlar? Asıl komployu o kurdu. Ne oldu? Beni öldüremedi. Sümer Tezkan'ı öldürdü değil mi? Onun için mi geldiniz buraya? Sümer Tezkan öldü mü? Öldürüldü. Güney, hadi evde bekle kardeşim. Gerçekten o mu öldürmüş? Güney, hadi eve lütfen. Götürün onu buradan. Öldürecek beni, lütfen bana zarar verecek. Çıkartın onu buradan. Ebru Hanım. Ebru Hanım. Başlayalım mı? Avukatımız gelmeden hiçbir soruya cevap vermem. Tamam. Nasıl isterseniz. Vaktimiz var. Buyurun. Bekleriz. Buyurun. Kuzey, hangi adliyede olduğunu bilmediğim için yanına gelemiyorum. Ama Barış'ı zanlı olarak soruşturmaya çağırmışlar. Yani senden başka şüpheliler de var. Gözümüz aydın.
benim. Dur ya, panik yapma benim. Kuzey. Serbest mi bıraktılar seni? Yok. Kaçtım. Ne? Yok ya, yok. Savcı serbest bıraktı. İnanmıyorum ya. Kurtuldun mu yani? Bundan sonra o Barış düşünsün. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Benden daha iyi bir fikir değil mi o? Öyle de. Ha bu arada anası da açıklama yapmışlar. Dünden beri herif ortalarda yok. Sırra kadem. Cık, İnanmıyorum ya. Öldürdü kaçtı belki de. Annesi kesin biliyordur yerini. Bak yalan söylüyor. Olabilir. Kılıfını hazırlayıp öyle çıkaracak minareyi ortaya. Ya da çıkarmayacak yani, bilemeyiz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Saklanacak, kaçacak. Yaptığı da yanına kar kalacak bu. Eğer böyle bir şey yaptıysa bu sefer gerçekten köşeye sıkışmış demektir. Kuzey, çok korkuyorum ya. Eğer öyle bir şey yaptıysa, gerçekten öyle bir şey yaptıysa. O korkudan şu anda altına yani. Altını doldurmuştur korkudan. O da polise yakalanmadan daha korkudan ölür yani. Sen merak etme. O konuda rahat ol yani. Kimsenin yanına kalmaz. Eğer gerçekten bu işi yaptıysa kimsenin yanına kalmaz. Neyse. Hadi sen de toparlan da. Topla şu yüzünü de çıkalım, içeri geçelim. Yani şimdi yanlış anlayacaklar. Bu adamlar içeride ne yapıyor diyecekler. Ayıp. Desinler. Şş kızım dur ya. Bana bak. Ay. Ama hayatımdan 10 yıl gitti vallahi. Yani tabii biz biliyoruz yani Kuzey'in böyle bir şey yapmayacağını da. Yani tam nikah üstü bu gözaltına alınmalar, soruşturmalar bilmem ne. Ya olmadı yani. Hayırlısıyla bir evlenselerdi, yurt dışına mı gidiyorlar, nereye gidiyorlarsa gitsinler. Yani şu pisliklerden de bir an evvel kurtulsunlar. Ay evet. Ben çayları tazeleyeyim. Sağ ol canım. Gel anneciğim gel. Gel Gülten teyze gel. Ay yüzümüz gülüyor çok şükür Allah'ıma. Ya Allah'ım var ya. Ya şükürler olsun ya, bizi sevindirmek için yani. Eşeğimizi kaybettirip bulduruyor tekrar. Değil mi? Senin eşekliğinden. Ay kurban olsunlar, aldın mı uykunu? Ya baksana gözler mözler şişmiş zaten. Almaz mı ya? Böyle olmuş gözler. Çirkin de daha da çirkin olmuş zaten. Aa hadi oradan sen. Sen kendine bak. Ay hadi çay koyuyorum şimdi. Simit var, peynir var, karpuz var. Hadi hep beraber yiyelim. Sen istersen uyu biraz burada. Ben burada yatıp uyursam 48 saat şimdi uyanmam. Ben seni öpsem bile uyanmaz mısın? Nasıl göster bakayım. Öyle böyle. Öpsem. Şey yapamadım, çok anlayamadım. Bir kere daha göster bakayım. İşte tamam. Evet, Sümer Tezkan'la iş yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Ama dava sürüyor. Bir şey ispatlanmış değil. Evet, Barış Aleyhi'ye de ifade verdi. O yüzden de ters düştüler. Bu zaten bilindik bir şey. Ama bu onu öldürmek isteyeceği anlamına gelmez. Barış Hakmen nerede Ebru Hanım? Söyledim. Bilmiyorum. Bilmek zorunda da değil komiser bey. Çünkü müvekkilim Barış Hakmen sadece gözaltı süresinde emniyete karşı sorumlu. O da bakın bugün gelmiş imzasını atmış. Demek ki yurt dışına kaçma iddiaları yalan. Belki bir gün daha zaman kazanmak istemiştir. Barış Hakmen'i suçlamak için elinizde herhangi bir delil yok komiser. Belli ki sadece Güney Tekinoğlu'nun saçma sapan iddiaları var. Olay yerinde bulunan bu kol düğmesinin Barış Hakmen'e ait olduğunu biliyoruz. Ama... Hemen inkar etmeyin isterseniz. Çünkü arkasında ailenizin amblemi var. İnkar etmiyoruz. Evet, ailemize ait. Ebru Hanım. Daha doğrusu ailemize aitti. Eşim Atilla Sinan Er'e aitti o kol düğmeleri. Sonra Banu evlenirken Güney Tekinoğlu'na hediye etti.
Çayı termosa koydum, ikide bir gidip gidip gelmeyeyim diye. Zahmet oldu vallahi. Aa, aşk olsun. Tamam, sağ ol. Cemre? Biri salıncakla uyuyor, biri ayakta uyuyor. Ne? Yavrum içeri gidip yatsaydı buralarda yani. Uyuyor şimdi işte, uyandırma. Ama böyle kalmış boynu, tutulur. Boş ver, huzurlu uyuyor en azından. Dün gece gözünü bile kırpmadı, uyusun. Al, buyur. Sen uyandırmaya kıyamıyordun. Şeref mi? Efendim? Savcılığa götürüyorlar beni. Niye, ne oldu ki? Artık Ebru Sinan Erlebağan'ı benim için ne dediyse ifadeye çağırıyor savcı. Tamam tamam, kapat telefonu, geliyorum ben hemen. Hadi. Tamam hadi, haber vereyim dedim sana. Kuzey, ne olmuş? Yunus'u emniyete götürüyorlarmış yine. Hayda. Yunus. Ha. Yakınlarda mısın aslanım? Sen buraya gel hemen, Cemre'lerdeyim ben. Hadi atla hemen gel. Hadi bakayım. Peki bu. Aylar önce kaybetmiştim. Nereden çıktı? Nerede kaybettiniz? Babamın evinde düşürmüştüm. Simay'la konuşmaya gitmiştim. Tartışmıştık biraz. Kuzey konusunda bir sürtüşmemiz olmuştu, evet. Çıktığımda fark etmiştim düşürdüğümü. Öfkeliydim. Geri dönüp bakmadım bile. Sonra da unuttum, gitti. Sonra da hiç kullanmadım. Tek kullanacak halim yok. Hayır, inanmıyorsanız Banu'yu, eski eşimi arayabilirsiniz. O söyleyecektir size. Arayın lütfen. Ne zamandan beri kayıptı bu düğmenin diğer teki? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ne bileyim, çok oldu işte. Diğer tekini, Güney Tekin oğlunun kaybettiğinden emin misiniz? Evet. Nerede kaybetmiş olabilir sizce? Ya bilmiyorum. Sorup durmayın bana. Gidin buradan işte. Güney, benim üstüme salmayın. Yeter. Tamam. Yeter. İşimizi yapıyoruz. Sakin olun. Ya rahat bırakın artık beni. Rahat bırakın. Tamam Ziya abi. Hastam olumsuz etkileniyor. Buna bir son verin lütfen. Ya kim hasta? Ya kim hasta? Kim hasta? Tamam, tamam. Kızım psikolojik tedavi görüyor. Lütfen anlayışlı ol. Anne, deli değilim ben. Deli değilim. Deli değilim ben. Deli değilim. Tabii değilsin Banu. Tabii değilsin. Sakin ol lütfen. Ya rahat bırakın beni. Gidin buradan. Anne yine beni öldürecek. Tamam, hayır, hayır. Annesi beni öldürdü. Beni de öldürecek. Hayır, korkma. Korkma, ben buradayım. Korkma. Anne beni öldürecek. Sakin ol. Lütfen. Banu Hanım'ı daha fazla zorlamayalım. Anne yine beni öldürecek. Anne öldürecek beni. Tamam, tamam, tamam. Banu'nun durumu çok kötü. Polisleri görünce yine dengesini kaybetti. Asıl tedaviyi aksatmak için gelmedi ona. Bence de. Yani tamam, bebeğe zarar vermemek için ilaçları bıraktı ama kendine zarar veriyor, farkında değil. Artık çok geç. Çaresiz doğuracak. Ama bu şartlarda nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Şuraya bırakın lütfen, teşekkürler. Bir saniye.
bakalım babam bugün onu kliniğe yatması için ikna etmeye çalışacak. En doğrusu. Polisler hala orada mı? Gidecek gibi de görünmüyorlar. Tamam, ben de ifademi vereyim. Zaten köşke Banu'nun yanına geleceğim. Görüşürüz. Burak Efendi. Nereye sakladın lan arkadaşını? Bu adam. Burası. Sana soruyorum, sana. Hangi yatağın altına sakladın lan Orman Utaban sizi? Sana diyorum ben. Buram gel buraya, gel karışma bırak. Elini çek, elini. Banu Hanım hamileymiş. Ya kafayı yiyeceğim ya. Ya Güney iki gündür bizimle beraber. Hala adamlar ikna olmuyorlar ya. Böyle bir şey mi var ya? Biri çok pis oynanıyor buram, çok pis. Silah kayıp, telefon kayıp. Bir tane kol düğmesi var ortada. Hadi ya derler adama. Biri resmen tezgahı kurmuş. Parmağıyla böyle Güney abimi işaret ediyor. O işaret eden parmak şu anda ortada yok. Ben o parmağı bulursam zaten siz... Hop. Neyse. Ney? Ne oldu? Savcı Güney'i tutuklayacak galiba. Ne? Ya o öldürmesi yüzünden adam içeri atılır mı ya? Ya işte soruşturmanın selameti açısından gözaltında tutulacak. Ya abi, ya soruşturmanın selameti için gitsinler o için evini araştırsınlar önce. Ya gidin bir araştırma çıkartın, bir emir çıkartın, araştırma emri çıkartın. Gidin evini kontrol edin. O evindedir ya. Yapma, küfredip durma. Bak olay çıkarma artık. Güney'in işini daha da zorlaştırma. Ya kafayı yiyeceğim ya. Bak sana yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Bak şerefsizim diyorum sana. Ya buramdayım bak ha. Avazım çıktığı kadar baracağım anasını satayım ya. Ya inanamıyorum. Ya o Elifçioğlu kalkmış dışarıda geziyor, Güney içeride. Ya böyle bir şey mümkün mü ya? Ya bak Allah'ım şahit olsun. Buram nereye? Git yakınlarında bir yerde dur. Hava alsın biraz. Baş üstüne amirim. Komiserim. Komiserim, ekipler hazır. Arkadaşlar Burak Çatalca'da çıktığı andan itibaren peşinde olacaklar. Tamam. Evin etrafında da çocuklar beklesin. İki arkadaşımız bekliyor. Tamam, güzel. Simay Canay'dan haber var mı? Yok komiserim. Arkadaş Alevi de yakın takibi aldık. Henüz evine gelen giden olmadı. Tamam. Bir gelişme olursa haber veririz. Peki komiserim. Yazık değil mi? Güney Bey'in bebekten haberi yok. Dünya kötüsü olsa bile söylenmeyecek haber mi bu? Aklım almıyor vallahi. Nasıl insanlar bunlar? Haksızlık adamı. Aman siz de Güney Bey sanki sütten çıkmış ak kaşık. Neler yaptığını biliyoruz Banu Hanım'a. İlk evlendiklerinde akıllı uslu bir adamdı o da. Hep bunlar bozdu onu. Bırak Allah aşkına ya. Hasta karısını aldatmış bir adamdan bahsediyoruz. Deliliği bıktırdı adamı. Bütün dalavereler bunlarda ama üstünü örtmesini biliyorlar. Bir başkası yapmış olsa bütün kusurlar ortada. Hadi hadi konuşmayın. İşinize bakın bakayım. Artık bundan da kurtulamayacaklar. Ben size söyleyeyim. Bence o şöminede kanlı elbiseler yanıyordu. Yazıktır ya. Niye günah alıyorsun öyle? Herkesin günahını alma. Ölen adam onun aleyhine tanıklık etmişti. İntikam aldı besbelli. Güney Bey'i vuran da o değil miydi? İnkar etti. Ebru Hanım onun için mi sakladı önce o külleri? Sonra gelip bugün hepsini alelacele yeniden yaktı. Barış Bey'in suçunu örtbas etmek için. O var ya, az değilim. Hadi hadi içeriye bak bakayım. Dedikoduyu da bırakın. Kızımın halini gördünüz. Lütfen bizi rahat bırakın. Sizi anlıyorum ama biz de görevimizi yapmak zorundayız. Göreviniz bizim huzurumuzu kaçırmak değil. Yeter artık. Ya gerçekten yeter. Bu ailenin bu olayla hiçbir ilgisi yok. Bağımlar sizde mi hala? Burada, burada. Yalnız Sami amca yerinde duramıyor. Söyleyeyim, zor tuttuk. Yanınıza geliyordu. E niye gelecekmiş ki? Sabah akşam adliyede mi toplanacağız yani bütün aile? Ay kızma canım, yollamadık işte. Ama merak ediyor adam. E biz de ediyoruz. Ya ben buradayım, Şeref burada. Biz bir kişi beklersek de aynı, 100 kişi de beklersek de aynı.
Sen bana bak. Sen sakin ol, otur oturduğun yerde, tamam mı? Hem sen panik yapmayınca babam da paniklemez. Duydun mu beni? İyi, tamam. Bu sorgu sual bitsin. Ben şey alıp geleceğim, Günü'yü alıp geleceğim. İlla ki bırakacaklar. Yok öyle suçsuz adam içeride bırakmak. O Barış Hıyar'ı bir yerden çıkacak. Mutlaka onu enseleyecekler. O kaçınılmaz. Hadi inşallah. Ya Şeref komiser de öyle diyor. Ya zaten ipin ucu yakalandı mı arkası gelecek çorap söküğü gibi. Hadi hadi, ben şimdi kapatıyorum. Beni merak etmeyin, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Hadi eyvallah. Hop. Sen misin? Ha benim şey, cüzdanı unutmuşum da. Tamam bro, ben burada. Tamam. Ne haber? Haberler tatsız. Biliyorum. Hala burada mı polisler? İçerisi kaynıyor. Pazar da itibari ha. Ateş olmayan yerden duman çıkmazlar. İşin sonu kötü. Soruşturma yapmıyorlar. Resmen Barış'ın açığını arıyorlar. Ebru Hanım da iyi görünmüyor. Çünkü oğlunu gerçekten çok iyi tanıyor. Sümer Tezkan, Barış Hakmen ortaklığını ne zaman öğrendiniz? Yakın bir zamanda. Basına yansımadan hemen önce. Sümer Tezkan'ın Barış Hakmen aleyhinde savcılıkta vermiş olduğu ifadeden sonra Barış Hakmen'in tavırlarında bir değişiklik hissettiniz mi? Bunları tekrar tekrar neden soruyorsunuz bana? Savcılıkta emniyette ifademi verdim. Bu saatte ne soruşturması böyle?
Cinayet soruşturması beyefendi. Ne soruyorsak cevabı gerekirse 10 kere daha vereceksiniz. Bu daha ne kadar sürecek? Az kaldı. Çalışanlarınızla da konuşalım, gideceğiz. Rahat olun. Diğer görevlilere de haber verin. Hepinizle konuşacağız. Biz bir şey bilmiyoruz ki. Önce biz sorularımızı soralım. Sonra siz bilip bilmediğinizi söylersiniz. Nerede diğerleri? Ben size yardımcı olayım. Siz zahmet etmeyin. Hanımefendi gösterecek. Buyurun. Siz de benimle gelin. Yazlığa gitmiş sanki. Senin ben. Kaçmış katil. Kaçmış katil, kaçmış. Ya yemin ediyorum ben Sümer'e bir şey yapmadım. Yemin ediyorum diyorum sana. Barış'ın oyunları bunlar. Hepimizle alay ediyor diyorum. Barış kasasını boşaltmış kaçmış. Yasak koydur. Ulan hay ben senin gibi kuzey gerizekalısının. Komiser, komiser ne oldu? Alo komiser. Oğlum sen ne alt karıştırıyorsun ya? Yine bir şey yapmadı komiser, suçsuz o. Barış mesela savaşır mı? Sen nereden biliyorsun, neredesin? Evindeyim Barış'ın, evinde. Kuzey, ulan ben senin... Ya bir dur, bir dur. Bir dur da zılgıtını sonra çekersin, bir dur. Bak şimdi acele et, gözünü seveyim. Kapılara mapılara bir haber verin bence. Çık oradan hemen, çık dışarıya. Başını belaya sokacaksın, çık dışarı, tamam ben ilgileneceğim. Ya tamam da sen de acele et. Kuzey hadi lafımı dinle, çık dışarı. Allah kahretsin ya. Ulan Allah kahretsin be. Sonra hareketlendiler. Herhalde bir haber aldılar. Katil yakalanmış olmasın? Ne
İsmail! İsmail! Kuzey! Gel buraya gel. Gel, tamam bitti. Tamam kızım, tamam işte. Tamam bitti. Bitti. İyi misin?